안녕하세요 친구들. 제 이름은 감세입니다. Hangu Evet, ben bu cümlelerde ne söylemiş olabilirim? Merhaba arkadaşlar. İsmim Gamze. Sizlerle beraber Korece öğreneceğiz. Öncelikle elit eğitimin hazırlamış olduğu Korece eğitim setine hoş geldiniz. İsterseniz önce sizlere kendimi tanıtayım. Sonrasında setin içeriğiyle ilgili, setin hazırlanış amacı ilgili bilgi vereyim. İsmim Gamze Aktu. Erciyes Üniversitesi Kore Dili Edebiyatı mezunuyum. Korece 4 yıl aldığım eğitimi Kore'de de 1 yıl çalışarak e, pratik haline getirdim. Şu anda Korece Türkçe, Türkçe Korece çeviriler yapmaktayım. Gelelim setimizin içeriğine. Bu setin içeriğinde arkadaşlar Kore alfabesi, okunuş kuralları, gramer kuralları, bol bol yeni kelimeler, metinler ve diyaloglar vardır. Setimizin Hazırlanış amacı ise sizlere Koreceyi en iyi şekilde A'dan Z'ye bütün detaylarıyla vermek ve sonrasında setimiz tamamlandığında Koreceyi konuşuyor, anlıyor ve hatta tercüme ediyor hale gelmenizi sağlamaktır. Setimizin amacı ne dedik? Setimizin amacı Koreceyi en temelden başlayıp yani alfabe, isimler, sıfatlar, fiiller, onlarla başlayıp en orta seviyeye getirmek yani fiil çekimleri. Yani cümleler, cümle yapıları, dolaylı anlatımlar ve sonrasında da en yüksek seviyede tamamlamak. En yüksek seviyede de setimizin en yüksek seviyesinde de diyaloglar ve metinler olacak. Bunları tercüme ediyor hale gelmiş olacağız ve bol bol da yeni kelime öğreneceğiz. İsterseniz Kore alfabesinden birkaç harf örnek vereyim. Kore alfabesi Hangul olarak adlandırılmaktadır. Kore alfabesinde 14 temel ünsüz ve 10 temel ünlü olmak üzere 24 harf vardır. Yazalım isterseniz Kore alfabesini. Ne dedik? Koreliler alfabelerini han gıl olarak adlandırmaktalar. Kore alfabesi dedik. Birkaç örnek harf yazalım. G harfi. G harfi arkadaşlar, önce soldan sağa bir çizgi çekiyoruz ve elimizi kaldırmadan yukarıdan aşağıya harfi tamamlıyoruz. G harfi. N harfine bakacak olursak yukarıdan aşağıya soldan sağa. Bu da N harfi. D harfine bakalım. Yukarıdan aşağıya bir çizgi, soldan sağa ve soldan sağa ikinci çizgimiz. Bu da D harfi. R harfine gelecek olursak soldan sağa, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, tekrar yukarıdan aşağıya ve tekrar soldan sağa. Bu harf arkadaşlar genelde R olarak telaffuz edilir ama bazı hecelerde, bazı kelimelerde L olarak da telaffuz edildiği durumlar vardır. Devam edelim. M harfiyle yukarıdan aşağıya, soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve tekrar soldan sağa. Gördüğünüz gibi küçük bir kutucuk şeklinde. Bu da M M harfi. B harfine bakalım. Yukarıdan aşağıya, soldan sağa ve tekrar yukarıdan aşağıya ve ortasına da soldan sağa bir çizgi çekiyoruz. Bu da Türkçedeki A harfinin ters halidir arkadaşlar. Korecede B harfi diyoruz. S harfine bakalım. Yukarıdan aşağıya eğik bir çizgi ve tekrardan yukarıdan aşağıya ufak eğik bir çizgi. S S harfi dedik. NG harfimize bakalım. O da küçük bir daire şeklinde. NG N, G harfi dedik. Devam edelim. C harfiyle soldan sağa yukarıdan aşağıya eğik bir çizgi ve tekrar yukarıdan aşağıya ufak eğik bir çizgi. Yine C harfi dedik. Türkçedeki gibi mantığı aynı. Ç harfine bakacak olursak harfimiz aynı ama üstünde ufak bir çizgi var. Bu da Ç harfi. Devam edelim K harfiyle. K harfi Türkçedeki F harfinin tersi gibi düşünün. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve tekrar soldan sağa. Bu da Korece'de K. K harfidir. T harfimize bakalım. Yukarıdan aşağıya, soldan sağa, soldan sağa ve tekrar soldan sağa. Gördüğünüz gibi Türkçedeki E harfiyle büyük E harfiyle benzerlik göstermektedir. Buna da T harfi dedik. Şimdi de P harfine gelecek olursak yine o da arkadaşlar soldan sağa, yukarıdan aşağıya iki çizgi ve tekrar soldan sağa. Korecede P harfidir. Gördüğünüz gibi matematikteki pi sayısıyla benzerlik göstermektedir. H harfine bakalım. Yukarıdan aşağıya ufak bir çizgi, soldan sağa yana eğik bir çizgi ve en sonunda da Ufak bir daire. Bu da arkadaşlar H harfidir. Dilerseniz tahtaya yazdığımız harfleri baştan sona okuyalım. Ne dedik? G, G harfi. N, N. D, D. R, R. M, M. B. C. N N, g C. C. Ç. Ç. K. K. T. T. P. P. Ve son olarak H. H. Evet arkadaşlar. Korece alfabeden birkaç örnek verdik. Bu set Korece öğrenmeniz bakımından oldukça faydalı bir set olacaktır. Şimdiden hepinize başarılar dilerim.